Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Aralık 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, 2022 tamamlıyoruz. Yılın son ayındayız. Bakalım konu başlıklarında neler var? İkizler burcunda bir dolunayımız var. Oğlak burcunda yeni ay doğacak. Mars geriliyor ikizler burcunda. Jüpiter Koç burcuna geçecek ve Merkür retrosu başlıyor. Evet, detaylara bakalım. Sevgili yaylar, Güneş 22 Aralık'a kadar burcunuzda olacak. Dolayısıyla birçoğunuz bu ay doğdunuz. Aralık'ta doğan tüm yay burçlarımızın da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Ve yükselen yay burçlarımız, Güneş yükselen burcunuzun üzerinde şu dönemde yaşam enerjinizi arttırıyor. Daha fazla dikkat çekiyorsunuz, parlıyorsunuz. Ve ayın ilk günlerinde Venüs ve Merkür de burcunuzda olacağı için bu size sosyal hayatta da kişisel girişimlerinizde de önemli fırsatlar verebilir. Cazibeniz artabilir. Ve 8 Aralık'ta İkizler Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay Mars'la birleşiyor. Hızlı bir Dolunay ama hızlı olduğu kadar kontrolü zor, stresli ve huzursuz enerjiler de ortaya çıkarabilir. Çünkü Mars hem geriliyor hem şu dönemde dünyaya en yakın pozisyonda, Güneş'le karşıt açıda, Dolunay'da tam partil kavuşumda olacak. Üstelik 8 Kasım'da meydana gelen Boğa burcundaki ay tutulmasında tetiklendiği bir dönemdeyiz. Yani kişisel ve toplumsal alanlarda hızlı durumlarla karşılaşabiliriz. Biraz stres artabilir. Tam da karşıt burcunuzda olacağı için ilişkilerinizle ilgili biraz tansiyonun yükseldiği bir dönem sevgili yaylar. Hani eşiniz, partneriniz çok sinirli olabilir, çok dürtüsel tepkisel olabilir. İşte işbirliklerinizde biraz böyle anlaşmazlıklar, gerilimler olabilir ya da hızlı kararlar söz konusu olabilir. Her türlü ilişki dinamiğinizde karşınızdaki kişiler daha dürtüsel, daha tepkisel, daha böyle kontrolsüz davranabilir. Sizi de idare etmekte zorlanabilirsiniz. Belki bir ilişki dinamiğinizde hızlı bir adım atmanız gerekebilir. Yani bu bir tabii ki ani bir karşılaşma, bir teklif ya da süre gelen bir ilişkinizde bir dönüşüm olabilir. İşte ayrılıklar olabilir, başlangıçlar olabilir, işbirlikleri, ortaklıklar, evlilik gibi konular, eş partner ilişkileriniz. Yani buralarda tansiyonun yükseldiği bir dönem, hızlı bir dönem. Kontrolü zor bir dönem. Hani daha sakin olmanız, daha sağduyulu olmanız gerekiyor. Eğer herhangi bir rekabet içerikli bir konunuz varsa, işte bir davanız olabilir, bir mahkemeniz olabilir, bir açık düşmanlığınız olabilir. Burada dikkat gerekiyor. Çünkü karşınızdan gelebilecek, yani çok da önleyemeyeceğiniz, kontrol edemeyeceğiniz tepkiler söz konusu olabilir. Biraz tehdit de alabilirsiniz bu anlamda. Kişisel anlamda da bu tarz ilişki dinamiklerinde daha dikkatli olmakta fayda var özellikle. İşte eşiniz hastalık gibi bazı zorluklar içerisinde olabilir. Bazı problemleri olabilir. Yani bununla ilgili gündemleriniz olabilir. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Biraz kişisel haritalarla ilgili bir durum bu. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakın. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 15 derece ve yakınlarında mı? Eğer böylese Mars şu anda çok fazla tetikleyecektir. Bu bahsettiğim etkiler daha zorlayıcı olabilir. Bireysel olarak sizin daha fazla dolunay yakınlarında dikkatli ve temkinli olmanızda. Her şeyden önce hani sabırsız davranmayın, dürtüsel davranmayın. Daha geniş açıdan bakmaya çalışın olup bitenlere. Tabii bazı ilginç sürprizler gelebilir. Yani eski arkadaş, eski eş, partner, işte o geçmişle ilgili bazı böyle nostaljik etkiler karşınıza çıkabilir. İşte yarım kalmış bir şeyler, daha karmik ilişkiler falan. Hani bunlar gündeminizde olabilir. Bunlar daha özel durumlar ama özel fırsatlar şeklinde de tabii ki karşınıza çıkabilir. 20 Aralık'ta gezegeniniz Jüpiter Koç burcuna geçecek. Jüpiter aslında 2022 Mayıs'ında biliyorsunuz Koç burcuna geçmişti. Ama retroya döndüğü için sonbahardan itibaren tekrar Oğlak Balık burcuna geçti. Şimdi 20 Aralık'ta Koç'a geçiyor ve artık gerilemeyeceği için hızlı bir şekilde durmadan 16 Mayıs'a kadar Koç burcunda olacak. Ateş elementinde olacak. Size de güzel bir açıda olacak. Yani 2023 aslında güzel bir Jüpiter açısıyla başlayacaksınız ve 16 Mayıs'a kadar da bu devam edecek sevgili Koç yaylar. 5. evinizde olacak bu. Bu da bireysel anlamda 20 Aralık'tan itibaren daha dışa dönük, işte böyle daha hevesli, coşkulu, girişken, özgüvenli olabileceğinizi gösteriyor. Dolayısıyla 2023'te aşk fırsatları çıkarabilir karşınıza özellikle Jüpiter. Çocuklarla ilgili güzel şanslar
karşınıza çıkabilir. İşte kişisel girişimlerinizle ilgili alanlarda da motivasyonunuz bu dönemde artabilir. Yani maddi manevi destekler alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Yılın ilk 5 aylık döneminde. 16 Mayıs'a kadar olan dönemde özellikle. Evet, 22'sinde Güneş Oğlak Burcu'na geçiyor. Kış gün dönümü. Hemen ardından 23 Aralık'ta 1 derece Oğlak Burcu'na yeni ay doğacak. Yeni ay aynı zamanda işte Merkür, Venüs de artık Oğlak'ta, bir Oğlak stelyumu var ikinci evinizde. Bu 23 Aralık yeni ayı diyor ki para alanına bir çeki düzen ver burada. Yani Oğlak düzen demek. Daha sabırlı, daha disiplinli, planlı, programlı olmanız gerek. Tabii ki para alanınıza bir düzen vermek için hani belki düzenli para geliri getirecek bir iş olabilir bizim için. Daha güvenli, daha istikrarlı işler, kamu işleri gibi, devlet işleri gibi olabilir. Yani buralarda bir işi, bir iş girişimini destekleyebilir bu yeni ay döngüsü. Veya parasal kazançlarınızla ilgili, örneğin hani sahip olduğunuz değerlerin, sahip olduğunuz mesela kaynaklarınızın kullanılmasıyla da ilgili bazı adımlar söz konusu olabilir. Kararlar verebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlarda Oğlak, Yengeç, Koç ya da Terazi burçlarında 1 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa tabii ki bu yeni ay döngüsü sizin için özellikle bu parasal konularda daha etkili ve daha belirleyici olabilir. Yeni ay tesirleri önümüzdeki 8 Ocak'a kadar olan dönemde de zaten devam edecek sevgili yaylar. Biraz daha artık ayın 23'ünden sonra para konularında daha planlı, programlı olmak, daha fazla istikrar arayışında olabiliriz. Paramızı doğru değerlendirme ihtiyaçlarımız artabilir. Daha ciddi etkiler altında olabiliriz. Ve 29 Aralık'ta Merkür Oğlak Burcu'nda gerilemeye başlayacak. Şimdi Mars geriliyor. Bir de Merkür'ün gerilemesi söz konusu olacak. Biraz yavaşlıyoruz. Yani bayağı bir enerjimiz yavaşlayabilir şöyle. Hatta zaman bile yavaşlayabilir. Bunu hissedebilirsiniz. Ayın son haftasında özellikle. Para konularını bir gözden geçirmek gerekiyor. Aslında gerileyen gezegenler bize ileri gitme, bir dur der. Böyle bir yavaşla, bir bak, bir geçmişe bak, bir değerlendir anlamına gelir. Para evinizde de bir gerileme olacağı için bu dönemde kaynaklarına bak. İşte gelirlerle ilgili geleceğe dair mesela öngörülerin nedir, işte kazançlarla giderler alanında bir muhasebe yap, işte ihtiyaçlarımız nedir, kaynaklarımızı nasıl arttırabiliriz, iş konusunda girişimlerimiz varsa bunlarla ilgili planlarımız, programımız, bunları bir gözden geçirmemiz gerektiğini işaret ediyor. Evet, gelirlerde bir azalma olabilir doğal olarak. Ama hani bu bize bazı gereksiz harcamaları fark etme imkanı da verebilir. Üstelik Ocak ortalarından itibaren 12 Ocak'ta Mars düzelecek. İşte 18 Ocak'ta Merkür düzelecek. Bu şu anki gündemlerimizin aslında doğru değerlendirirsek Ocak ortalarından itibaren kendi lehimize de daha hızlı, daha doğru adımlar atabileceğimizi, daha faydalı olabileceğini işaret ediyor. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay dilerim. Hoşça kalın.